Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalın genel içeriğinden bir tık daha farklı bir içerikle sizlerleyim. Zaten beni eğer yakından takip ediyorsanız bu videonun geleceğini biliyorsunuzdur. Şöyle bu video nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Çok aslında uğraştığım ama sonucunun güzel olacağından emin olamadığım videolardan. Şimdi şöyle önce ne yapacağımdan bahsedeyim. Şimdi benim böyle biraz minik bir odam var, tamam mı? Bu odayı böyle güzelleştireyim. Hani benim olduğum belli olsun falan dedim. Ondan sonra işte Pinterest'i zaten kullanıyorsanız biliyorsunuzdur. Harika harika şeyler var. Özellikle oda şey düzenleme fikirleri olarak mükemmel şeyler var. LED'ler, duvara işte ne deniyordu onlara? İşte fotoğrafları böyle asıyor. Kolaj, duvar kolajları falan, tel şeyler o zaman burada. Şimdi biraz sonra hepsini göstereceğim ama şöyle. Bunları ben tabii kargo ile söyledim ve kargoların hepsi farklı zamanlarda geldi. O yüzden bütün videolar farklı zamanlarda çekildi. Bu yüzden videolar arasında kopukluk olabilir. İşte kıyafetlerim hepsinde zaten farklı. Cidden hani sonunda ne çıkacak hiçbir fikrim yok ama umarım beğenirsiniz. Bir tane böyle şey aldım F Boutique'den. Bakabilirsiniz. Yani şöyle full gençler için oda tasarlamaya yönelik hani site bunun için. Bir de çok güzel kıyafetler ve böyle fan şeyleri de var. Yani bakabilirsiniz zaten öyle söylüyorum. Bu şu paketinden gözüküyor mu bilmiyorum. Sizin için çok açmadım. Sadece şuradan ayna mı diye tam olarak baktım. Çünkü ayna malzemesinden yapılmıyormuş kırılmasın diye. Ay şeklinde, hilal şeklinde bir ayna var. Şimdi açacağım bunu sizinle. Zaten hani bu olmazsa olmazlardan biri. Şimşek veya ay şeklinde bir ayna. Bunlar da kolajlar, yani kolajı yapacağım kağıtlar. Şöyle 3 paket aldım. Üçü de birbirinden farklı. Şimdi açıp göstereyim size. Bu zaten şey, yani reklam gibi bir şey, neyse artık. Böyle, şimdi size nasıl göstereyim? Ya bir sürü böyle şey var. Bunları şimdi biraz sonra kamerayı tripoddan çıkarttığımda yatağıma birazcık dizip gösteririm. Bu arada sırf oda düzenleme videosu çekeceğim ben. Odam da düzenlenecek, güzel olacak diye yeni çarşaf da aldım. Şöyle. Daha doğrusu anneannem ve dedem doğum günü hediyesi olarak aldı. Onları buradan öpüyorum. Böyle birbirinden farklı paketler. Bunu da göstereyim. Bu hangisi bilmiyorum. Bir tanesi böyle biraz siyah vibe'lı. Ha, bu öyle değil. İşte böyle şeyler var. Anlatabildim mi? Bilmiyorum. Gösterebildim mi? Doğru bayağı. Bence güzel. Almak isteyenler için bayağı böyle dergi kağıdı gibi, yani kaliteli ve normalde bunların bir paketi 20 lira ama bu ayı aldığınızda tanesi, yani bir paketi 5 liraya düşüyor. Bence çok uygun çünkü bunların hepsi normalde kaça denk gelecekti? Ayın fiyatını hatırlamıyorum ama sadece normalde o 3 paket 60 liraya denk gelecekken toplam alışverişim 40 liraya mı ne denk geldi? Yani çok güzel, öyle yapın bence. Şöyle tahta da koymuşlar. Bence güzel. Böyle. Tabii bunda şey var. Koruma kağıdı. Hatta bu kağıdı şimdi çıkartabilirim. Ay çok güzel. Baksanıza. Bayağı güzel. Şöyle kamerayı göstermeyeyim. Kitaplığımı göstereyim. Aşırı güzel. Yani yansıtma özelliği beklediğimden daha iyi. Tamam, sonuç olarak elimizde bunlar ve o var. Bir de işte LED sipariş ettim. Bir de anı panosunu sipariş ettim. Aslında o asılı olmaması gerekiyordu. Videoda alacaktım ama. Neyse, şimdi geçiyoruz. Thank you.
harbiden terden ölüyorum ya. Abi yarım saat falan sürdüm. Bilmiyorum. O kadar falan sürdü yani ve gösteriyorum. Hazır mısınız? Zaten siz bunu birkaç saniyede falan, bir dakika bile sürmüş müdür sizin izlemeniz bilmiyorum. Gerçekten bir şeyleri videoda yapmak çok zor. Neyse gösteriyorum. Bakın. Şöyle. En dibine o kadar yapmadım. Bir de tepeden böyle iki tane aldım çünkü yetmedi. Bakın. LED de bu arada, onu göstereyim. Böyle geliyor. Tepeden şöyle. Şurada bitiyor. Dur, LED'desin. Ha. LED'in böyle ışıkları değişebiliyor. Kumandası şu. Kumandası bu. Buradan böyle istediğiniz ışığı yapabiliyorsunuz. Şöyle hani çarşafa falan da göstereyim. Böyle oldu. Nasıl? Ay bence çok güzel oldu. Övüp duruyorum. Evet, duvar kolajım aşırı güzel oldu biliyorum. Yani şu an hatta oraya bakıyorum. Tam şuramda. Bu arada ben odamın böyle kötü çıktığı eski halini çekemedim. Yani bu videoları çekmeye alışkın olmadığım için. Bir tek fotoğrafları var. Fotoğraflarını öncesi sonrası olarak en sona koyacağım. Oradan görürsünüz eski halini. Şimdi telponaya geçiyorum. Telpona aslında benim bayağıdır yapmak istediğim bir şey. Şimdi. Telponamız bu. Bu arada aldığım yerleri de söyleyeyim. Bu telponayı da Trendyol'dan aldım. Bu aslında benim çoğu şeyde işime yarıyor. Kitap fotoğraflarını falan da çekerken kullanıyorum. Eğer bilmiyorsanız benim bir Bookstagram'ım da var. Ve onu da buralara yazıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Ben bu telponayı süslemek için Polaroid fotoğraflar çıkarttım. Zaten bir önceki videomda bahsetmiştim. Sociopix diye bir telefon uygulaması var ve oraya fotoğraflarınızı gönderiyorsunuz. O da size böyle çıkartılmış şekilde gösteriyor. Ama ben bu kutu geldiğinde şok oldum. Bu kadar güzel bir sunum beklemiyordum. Şunun kutusuna bakın. Çok çok tatlı. Şimdi size göstereceğim. Ben tabii ki bunu önceden açtım. Bir dakika. Şöyle bir şey de çıkıyor. Aynı şekilde geri koydum. Yani sunum iyice güzelleşiyor. Bunun içinde fotoğraflar var. Ve kutu böyle. Ve şu da... Bir dakika alabilirsem. Au. Ve böyle şeyler koymuşlar. Bunlar da büyük ihtimalle göremiyorsunuz. Ama şöyle çıkartıp gösterebilir miyim? Böyle anı defteriniz falan varsa hani... Şöyle şey, onları böyle kenarına çık çık yapabileceğiniz, çok düşünceliler cidden. Ben çok memnun kaldım. Şöyle fotoğrafları da göstereyim size. Aslında insanlar kendi fotoğraflarını falan çıkartıyor ama ben çok fazla fotoğraf çekilmiyorum. Çekilsem de kendimi hiç beğenmiyorum fotoğraflarda. O yüzden daha çok böyle işte çizgi film karakterlerini falan fotoğraflarını paylaştım. Zaten ben animasyon ve 3D ile uğraştığım için hani böyle şeylerin odamda olması çok normal bence. Şöyle göstereyim. Büyüklükleri bir tık daha büyük Polaroid'e göre. Böyle işte kalitesi de yani iyi ama kalitesini nasıl göstereceğim size bilmiyorum. Böyle işte çıkarttım. Bu arada Rapunzel benim en sevdiğim prenses. Benim için çok ayrı bir yeri var. Böyle dalmaçyalar falan. Bunları çıkarttım. Şimdi bunu tripod'dan sizi alacağım. Ve bunlarla birlikte bir de birkaç şey daha var. Şimdi telponayı süsleyelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi telponayı yaptım. Şöyle bir şey oldu. Şöyle gözüküyor mu? Şimdi bunu ben şuraya asmayı planlıyorum. Çünkü çok uygun bir yer. Tam boş bir yer. Şu kafe tarzı şeylerin olduğu yerleri ben çok eskiden yapmıştım. Onlar bu videodan değil. Hatta arkamda da var. Onları da gösteririm şimdi. Şöyle bir şey oldu. Gözüküyor mu? Aslında kamerada kötü gözüküyor. Yani böyle çok küçük kalmış gibi gözüküyor. Ama gerçekte öyle değil. Bayağı aslında büyük bir yer kaplıyor. Ve bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti. Dur şöyle yapayım. Benim çok hoşuma gitti. Hele ledlerle, hatta ledleri de yakayım mı? Ledlerle bayağı güzel oluyor. Şöyle. Evet her şey bitti. Telponayı zaten az önce sizinle yaptım. Duvar kağıtlarını önceden yapmıştım. Bir de ben böyle şeyleri çok kullanırım. İşte duvara da olsun. İşte yeni kitaplığım var. Kitaplığımın böyle raflarına koyulacak şeyleri çok severim. Ve odaya çok böyle minik minik detaylar kattığını ve genelde çok şey değiştirdiğini düşünüyorum. O yüzden bir arkadaşım bana bir tane böyle boyanabilir bir unicorn almıştı ve onu boyayacağım.
Ondan sonra işte onu da bu kitaplığın hatta şurasına falan koymayı düşünüyorum. Ondan sonra minik dokunuşları yapacağım ve odanın son halini size detaylı bir şekilde göstereceğim. İçerik çektiğim için lütfen mazur görün. İleride ben kendimi geliştirebilirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.